Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 37. günün 3. dersine doğru analitiğine devam ediyoruz. Doğru denkleminden bahsedeceğiz. Yanlış anlaşılmasın doğru denklemi yazmadan değil doğru denklemini ilk etapta tanıyacağız. Ya çünkü tanımadan bir şeyi tanımadan ezbere bir yerlere gidiyoruz ondan sonra analitik geometride sıkıntı yaşıyoruz. İlk önce bir tanıyalım kardeşim bir tanışalım. Tanışmak önemli o yüzden doğru denklemi yazmadan önce doğru denklemi nedir ne değildir doğru denklemi gördüğünüz gördüğümüzde nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahsedeceğiz. O yüzden burası da önemli. Lütfen dikkat. Sayfa numarası kitabımızda 212'nin sağ tarafı ve 213'ü işleyeceğiz sadece bu dersimizde. E, o zaman doğru denklemi tanıyalım mı? Hadi gel. Tanıyalım bakalım. Başlayalım doğru denklemine. Şimdi doğru denklemi deyince bir hepimiz bu zamana kadar şöyle yaptık. Ya doğru denklemi ne hocam? 3x artı 4y artı 5 eşit 0 şeklindedir. Ya da y eşittir 2x artı 7 şeklinde. Ya da 2x eksi 7 şeklinde. Ki şeylere biz doğru denklemi diyoruz diyorsunuz. Daha doğru. Ama öncesinde bir tanıyalım. Nereden bir kere. Doğru dediğimiz şey arkadaşlar düzlemde sabit iki noktadan geçen bir doğru var. Ha bu iki nokta şöyle olsaydı doğrumuz böyle olacak. Ama aslında doğru dediğimiz şey sonsuz tane noktadan oluşur. Ve doğru denklemi dediğimiz şey de bu noktaların genel adı diyebiliriz aslında. Yani bir doğrunun noktaların koordinatları arasındaki ilişkiye. Bak doğru üstündeki her koordinatın arasındaki ilişkiye biz ne diyoruz? Doğru denkleme adını veriyoruz. Mesela şöyle bir şey var elimizde. Şöyle bir doğru var. Doğru üzerindeki 3 tane noktayı yazmışım bakalım. 3 tane noktayı temsil eden bu bağıntı nedir? Onu bulmaya çalışacağız aslında ilk etap. Nedir? Mesela x 2 x2. 1'e 1 bir noktası var. Ona 10 noktası var. A'nın ne var burada? Hocam x ile y'si hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. x ile y hepsi birbirine eşit. Yani genel bir adına x, y diyecek olursak o zaman bu denklemin adı ne olacaktır? y eşittir. x doğrusu olacaktır. Çünkü bütün noktalarda x ile y birbirine eşit. Ha biz niye x ile y diyoruz. Çünkü x ekseni burası y ekseni burası. Noktaları biz genelde x virgül y şeklinde gösteriyoruz. Denklemi de x'li x y'li bir şekilde gösterir. Ha burası şöyle a b olmuş olsaydı o zaman a virgül b şeklinde gösterecektik. Denklemimiz ne de olacaktı? a'lı b'li olacaktı. Tamam Ama denklemi biz genelde ne ile gösteriyoruz? x ve y şeklinde gösteriyoruz. Gelelim öbürüne. Şuna bakacak olursak şurada bir doğru verilmiş. Bu doğruda da şu noktalar verilmiş. Bu noktaları inceleyelim şimdi. Aa Bir bakıyorum x ile y birbirine eşit. Ama öyle düşünmeyelim arkadaşlar. Şimdi x ile y birbirine eşit ama her noktada aynı şeyin olması lazım. İkinci noktada da bakalım. X ile y eşit değil. Tüh bak burada da eşit değil. E, genelleyecek olursam burada da x virgül y diyecek olursam hepsinin aynı bağıntıya sahip olması lazım. Mesela şuna baktığım zaman hocam biri 3 biri 7 iken a iki katını alıp bir fazlasını aldığımda 7 elde ediyorum. Burada da 2 katını alıp bir fazlasını elde ediyorum. Aslında burada da 2 katını alıp bak x'in iki katını alıp bir fazlasını aldığımda eksi 2 artı 1'den eksi 1'i elde ediyorum değil mi? O zaman bu doğrunun denklemi ne olacaktır? Y ye eşittir. Yani ordinat eşittir. Apsisinin iki katının bir fazlası. 2x eksi artı bir şeklinde yazacağız o zaman bu doğrunun denklemini. Hatta ben buradan rastgele bir nokta seçtim. Mesela 90 seçtim apsisini. O zaman buradaki noktanın apsisi 90 sa ne yapacağız? x yerine 90 yazacağız. Yani denklemimiz neydi? y eşittir 2x artı bir. Yani x'in iki katını alıp bir fazlasını alacağız bir de. 90'ın iki katı 180 bir de bir fazlası 181 oldu. Aa bak buradan böyle bir şey de elde ediyoruz aslında. Ne elde ediyoruz? O zaman burada noktaların kenarı arasında oluşturduğu bağıntıysa eğer bu o zaman biz doğru denklemi böyle elde ettiysek eğer x yerine x yazdığın zaman y'sini de bulabiliriz anlamında gelebiliyor. Yani biraz sonra zaten bundan bahsedeceğiz. Bir nokta bir doğrunun üzerindeyse o zaman doğru denklemini sağlar diyeceğiz. Çünkü tanımı zaten buradan geliyor. Evet bu ana kadar hiç bunu irdelemedin değil mi? Ne yaptın hep ezberledik değil mi? Yani ezberlediniz değil mi? Ama nereden geldiğini de bilelim ki bazı şeyleri öğrenirken ezber olmamış oluyor. Daha kolay bir şekilde akılda kalıyor. O yüzden burada böyle 3-4 dakikadır bu bunun üzerinde böyle duruyorum. İşte her noktanın koordinatları arasındaki bağıntıya biz ne diyoruz? Doğru denklemi adını veriyoruz. Ha doğru denklemi yazılırken de ya böyle y'yi yalnız bırakırlar. Y eşittir ax artı b ya da mx artı c şeklinde yazarlar. Ya da hocam eşittir 0 şeklinde de yazılabilir. Mesela 3x artı 4y artı 5 eşit 0 şeklinde de olabilir. Şimdi şurada da bir not demişiz zaten. Doğru denklemler iki şekilde karşımıza çıkar. Ya bu şekilde y, y eşittir mx artı c ya da ax artı b ya da kx artı l şeklinde de olabilir. Fark et bas. Ee, bu tür doğru denklemlerinde bizim için önemli olan eğim ya. Eğim nasıl bulunur? Şimdi onu söyleyeceğiz. Eğim dediğimiz şey de dostlar bu şekilde y yalnızken y eşittir mx artı c iken bu şekilde verildiğinde x'in kas sayısı direkt eğimdir. Bak daha önce biz eğimi öğrendik. Eğim bizim için olmazsa olmazımız. Eğim dediğimiz şey aslında tanjant alfadır. Bir. Sonra iki noktası bilinen doğrunun eğimi neydi? Hocam y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. 2. Şimdi de doğru denklemi verildiğinde eğimi direkt bulmayı öğreteceğiz. Öğrendik daha doğrusu y yalnızken direkt x'in katsayısı diyebiliyoruz dostlar. Peki bu şekilde verildiği zaman a x artı b artı c eşit 0 şeklinde verildiği zaman doğru e eğimli olacak. Hemen bulalım Y yalnız bırakalım istersen burada hocam b -Y eşittir eksi a x eksi c yapar. O zaman buradan da y eşittir eksi a bölü b x eksi c bölü b yapar. Ama y yanlışken x'in katsayısı eğimdi. O zaman x'in katsayısı burada ne oldu? Eksi a bölü b oldu. Bak dikkat et şu kökler toplamıyla karıştırılabiliyor bazen eksi b bölü a kökler toplamı ya. Oradaki kökler toplamıyla karıştırmayın. Eğim dediğimiz AX artı B'ye artı C eşit sıfır şeklindeki verilen doğrularda eğim dediğimiz eksi A bölü B'dir. Hatta karıştırmamak için şu şekilde bilmeni tavsiye ediyorum. Eksi X'in kat sayısı bölü Y'nin kat olarak bilmeni tavsiye ediyorum dostum. Tamam. Evet. Tekrarlıyoruz. AX artı B'ye artı C eşit sıfır şeklinde verildiğinde de istersen Y'yi yalnız bırakıp benim gibi yapabilirsin ama biz bununla çok karşılaşacağımız için tabii ki bunu bilmemiz lazım. Hem bunu bileceğiz hem de bunu bileceğiz. Her zaman bu şekilde ispat tekniğini kullanmayalım. Çünkü çok karşımıza çıkacak. Ax artı b artı c eşit 0 şeklinde verildiği zaman bu doğrunun eğimi Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Hemen örneklerle bunu anlayalım. Bu doğruların eğimleri nedir diye soruluyor. Bu doğrunun eğimi nedir? Şuna m1 diyeyim. Direkt x'in katsayısıdır hocam. Yani 3'tür. Yaz. Sonra b şıkkına bakalım. B şıkkında da eğim nedir? Direkt x'in katsayısıdır. İşaretiyle birlikte alacağız. Yani m2 dediğimiz nedir? Eksi 4'tür. Şimdi m3'e bakalım. Direkt bunu bunun mi nedir arkadaşım? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı dersek karışıktan kurtuluruz. Eksi a bölü b de bazen kafamızı karıştırabiliyor. Direkt ne diyeceğiz? E3 diyelim buna. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani kaç yapar o zaman burası? 2 bölü 5 yap. Şimdi şuna gelelim. Bak bu şekilde verildiği zaman da eksi a bölü b eksi 3 bölü 4 diyorsunuz. İşte karışıklık buradan çıkıyor meydana. E, bazen x ile y'nin yeri karışık verilebiliyor böyle. Genelde biz x'i başta yazmaya alışkınız. ÖSYM'de başta yazıyor. A bu şekilde y'yi başta yazdıklarında da eğimde sıkıntı yaşarız. O yüzden ne diyoruz? Doğru denklem şeklinde verildiğinde direkt eğim nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır. Yani m4 diyelim buna da eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksi 4 bölü 3 olacaktır. Bu şekilde verildiğinde de eğim nedir? Direkt 4 müdür? Hayır. Y yalnızken x'in katsayısıydı. O zaman düzenleyelim bu denklemi. Bu denklem ne oluyor? Hocam x bölü 4 eşittir y oldu. Yani y eşittir x bölü 4 oldu. Ya da 1 bölü 4 çarpı x oldu. Direkt x'in katsayısı. Burada da m5 diyelim buna. Direkt x'in katsayısı kaç yapıyor? 1 bölü 4 yapıyor arkadaşım. Yani ya y'yi yalnız bırakacaksınız ya da ax artı b'ye artı c eşit 0 şeklinde verildiğinde eksi a bölü b şeklinde diyeceksiniz eğime. Tamam. Böylelikle 3 bulduk. Eksi 4 bulduk. 2 bölü 5 bulduk. Eksi 4 bölü 3 bulduk ve 1 bölü 4 bulduk. Eğimleri örnek 14'te. Şimdi gelelim örnek 15'e. Evet örnek 15'te a şıkkı, b şıkkı, c şıkkı diye gideceğiz. Evet a şıkkı bu eksi e, 2 x artı 5 ya artı 10 eşit 0 doğrusu için aşağıdaki soruları cevaplayırız. Eğimi kaçtır? Eğim kolay direkt burada cevaplayabiliriz. Eğim dediğim eksi x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısı. İşaretiyle birlikte almayı unutmayın. Yani eksi 2 bölü 5. Bir de önünde eksi var. 2 bölü 5 mi yaptı? Evet. 2 bölü 5 yaptı dostlar. O zaman cevabımız artı 2 bölü 5 oldu. 5 şıkkına bakalım. Şimdi 5 şıkkında K2 k 2, k, 2 noktası doğrunun üzerinde olduğuna göre. Şimdi yorumlayalım. Dostum bak şimdi. Bir nokta bir doğrunun üstünde ise şöyle k'ya 2 noktası. Bu doğrunun üstündeymiş. Eksi 2x artı 5y artı 10 eşit 0 doğrusunun üzerindeymiş. Şimdi doğrunun tanımını yaparken biraz önce ne dedik? Noktaların kendi arasındaki ilişkiydi. Noktaların kendi arasındaki ilişki olduğu için aslında burası x virgül y noktası iken bu denklem şu şekilde eksi 2x artı 5y artı 10 eşit 0 şeklinde ya. Bütün noktalar içinde sağlanıyor bu. Yani burada x k yapıyor y de 2 yapıyor. Yani kısalaştırabiliriz. B şıkkını hemen burada söyleyeyim diyelim. B şıkkını yaparken bir nokta bir doğrunun üstündeyse tanımdan dolayı işte noktadan dolayı doğru oluşuyor aslında. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse ne olacaktır? Denklemi sağlamak zorunda. X yerine K yazacağız. Y yerine de 2 yazacağız. Yani eksi 2 çarpı X yerine K yazıyorum. Artı 5 çarpı Y yerine de 2 yazıyorum. Çünkü nokta doğrunun üstünde. Artı 10 eşit 0. Denklemi sağlamak zorunda. E buradan ne geldi o zaman? 20 eşittir. 2K geldi. K'yı da buradan kaç buluruz? 10 buluruz. B şıkkı şıkkında K'yı 10 bulduk dostlar. K soruluyordu bize. Gelelim C şıkkına. Tamam B şıkkını şöyle gösterelim. C şıkkında da ne diyor dostum? Doğrunun üzerindeki apsisi ordinatının iki katı olan noktayı bulunuz. Hmm. Bu doğrunun üstünde apsisi ordinatının iki katı olan bir nokta. Bak ordinatının iki katı diyor. A'ya ordinata A dersem o zaman burası 2A olacak. Yine tanım gereği hocam. Bu noktalardan dolayı bu denklem oluşuyor. Bu denklem nedir? x 2x artı 5y artı 10 eşit 0 değil midir? Evet. Yani bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi ne yapar? Sağlar. O zaman C şıkkına geldik. O zaman ben burada X yerine 2A, Y yerine de A yazacağım. X yerine 2A yazdığım zaman eksi 2 çarpı 2A artı 5 çarpı A artı Y yerine de A yazdım. 10 eşit sıfırdan. Buradan A geldi. Eşittir. Eksi 10 geldi. Evet. Şimdi bu noktayı bulunuz diyordu. Bu noktada 2A'ya A noktasıydı. O zaman yerine yazacak olursak eksi 20'ye eksi 10 noktasını bulur muyuz dostlar? Buluruz. C da böyle çıktı. Doğrunun X eksenini kestiği yeri bulunuz. Bak ezbere yapmayalım. Doğrunun x eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapacağız? Şöyle bir doğru mesela. Bunun bir grafiği varsa şu şekilde bir grafik olacak. Sallıyorum sadece böyle bir şey. Hocam bir doğrunun x eksenini kestiği yer sorulursa. Bak yorumluyorum şimdi. İlk defa görüyoruz ya bunu. Yorumluyoruz şimdi. Hocam bir doğrunun x eksenini kestiği yer sorulursa x ekseni üzerindeki bir nokta aslında nedir? Hocam x'e 0 gibi bir noktadır değil mi? Evet. E o zaman burası x'e 0 gibi bir noktaysa bak özel durumu bulduk. E bu doğrunun denklemi de şu değil mi? Eksi 2x artı 5y e artı 10 eşit 0 değil mi? Evet. O zaman x'e 0 ise x ekseni üzerindeki nokta y'si 0 değil midir? Evet. Bak yorumlayarak bulduk. O zaman d şıkkında da biz ne yapacağız? Doğrunun x eksenini kestiği yeri bulmak istiyorsak y yerine 0 yazacağız. İlk etapta yorumlayalım. Sonrasında zaten bunlar aklımızda kalacak. Y yerine 0 yazdığımız zaman nerede? Hocam doğru denklemimiz neydi? Eksi 2x artı 5y artı 10 eşit 0'dı. Y yerine 0 yazdığımızda bu gitti. 10 eşittir 2x yapar ve x de buradan 5 buluruz. x 5 ise x ekseni kestiği yer 5'e 0 e, 0 ya. O zaman burası da ne yapmak zorunda? 5'e 0 yapmak zorunda. Evet bu sefer de x ekseni kestiği noktayı bulunuz demişti. Bu sefer de x ekseni kestiği noktayı bulduk. Yani 5'e 0. Ya da x ekseni kestiği noktanın apsisi nedir diye sorulurdu. O zaman da ne diyecektik? Apsisi 5. Y ekseni kestiği noktayı bulunuz diyor. E, y ekseni kestiği noktayı bulurken de ne yapacağız? Hocam buradaki noktada 0'a y noktasıdır. x ekseni y ekseni üzerindeki bir nokta. Özel durumu ne? x'i 0. Apsisi 0. O zaman ben buraya geleyim. Şuraya e şıkkı diyeyim. E şıkkında da ne yapacağız o zaman arkadaşım? Y yerine 0 yazacağız. Pardon. X yerine 0 yazacağız. X yerine 0 yazdığımız zaman eksi 2x artı 5y artı 10 eşit 0 ya. X yerine 0 yazdığın zaman burası gitti. Buradan 5y eşittir. Eksi 10 geldi. Y'yi de buradan eksi 2 olarak bulduk. Yani noktamız 0'a y noktasıydı. O zaman noktamız 0'a eksi 2 noktası oldu mu dostlar? Oldu. Evet ilk soru olduğu için bu kadar detaylı anlatıyorum. Ezbere yoksa e, biz hep şunu bu zamana kadar yaptık. Ben ne yaptım bu hatayı? X eksenini kesti Diğer yer. Y nasıl sıfır verelim geçelim ezberleyelim değil. Önce şöyle bir yorumlayalım kardeşim. Çizdik. A x eksenini kestiği yer. X'i sıfır. Y'si sıfırdır. Y eksenini kestiği yer sıfır. E y. Yani x'i sıfırdır. Yani x yerine sıfır yazdığında y eksenini kestiği yeri buluruz. Sonra doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı isteniyor bizden. Onu da gel yukarıda yapalım. Şuraya da bir e şıkkı yazayım şöyle. Şimdi doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı isteniliyor benden. Ben x eksenini kestiği yeri biliyorum. Hemen grafiği çizeceğim. Bak x eksenini kestiği yeri nerede buldum zaten ben. Hocam x eksenini kestiği yeri şurada buldum. 5'te kesiyor. Y'yi de eksi 2'de kesiyor. X'i 5'te kesiyor. Y'yi de eksi 2'de kesiyor. E o zaman bu iki noktadan geçen bir tane doğru vardır. Bunu çizdim. Ve sonra benden bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı nedir dostlar? Burası 2 birimdir. Burası da 5 birimdir. Alanı da o zaman ne yapacaktır? 2 çarpı 5 bölü 2'den 5'e eşit olacaktır. Yani grafiği de istenilirse bir doğrunun grafiği de istenilirse hemen x eksenini kestiği yeri sonra y eksenini kestiği yeri noktalarını gösteriyorsunuz. İki noktadan bir doğru geçer diyeceksiniz ve şekli çizeceksiniz. İşte grafiği de bu şekilde olur. Ama eksenlerle oluşturduğu bölge istenildiği için bu doğru. Bu eksen ve bu eksen. Her üçü bak burada kesişiyor. Eksenlerle oluşturduğu bölge orası yapmış oluyor. O yüzden bölgenin alanını da bu şekilde bulmuş olduk. Evet cevap anahtarını kontrol edelim de hata yapmayalım. 2 bölü 5. Ondan sonra ne bulduk? 10 bulduk. Eksi 20'ye eksi 10 bulduk. Değil mi? Evet eksi 20'ye eksi 10. Sonra 5'e 0 noktası. Sonra 0'a eksi 2 ve 5 bulmuşuz. Tamam. Ya bazen küçük hatalar yapıyoruz. Bazen de kontrol iyi olur. Geldik öbür soruya. Y eşittir 2x artı 1 doğrusu üzerindeki A 1'e 3 noktasına 2 kök 5 bir uzaklıkta yine bu doğru üzerinde olan noktaların apsileri toplamı nedir diye soruluyor bize. E şimdi ne yapacağız arkadaş? Soruyu anlamaya çalışalım. Özellikle doğru analitinde soruyu anlamak için basit bir şekilde şekli çizmemiz lazım. O zaman basit bir şekilde şekli çizelim kardeş. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir doğru çiziyoruz. Ve bu doğru üstünde bu doğrunun adı neymiş? Y eşittir 2x artı 1 doğrusu. Bir tane A noktası alıyorum. A noktası 1'e 3 noktası alıyorum. Ve 1'e 3 noktasına 2 kök 5 birim uzaklıkta yine bu doğru üzerinde olan noktalardan bahsediyor. E bu doğru üstünde buna 2 kök 5 birim uzaklıkta olan bir tane nokta burasıdır. Öbür noktada burası değil midir arkadaşım? Evet. İşte buradaki noktalar arasındaki uzaklık yani burası 2 kök 5 burası da 2 kök 5 e uzaklık sorulsaydı cevap 4 kök 5 olacak. A bize diyor ki buradaki noktaların yine bu doğru üstünde olan noktaların apsileri toplamı nedir diye soruluyor bize. Bak şekli çizim aşırı derecede önemli. Özel bir durum olursa tabii ki analitik düzlemi çizeceğiz. Ama özel bir durum yok. Sadece bir doğrudan bahsediyor. Y eşittir 2x artı 1 doğrusu üzerindeki 1'e 3 noktasından bahsediyor. Bu arada bu 1'e 3 noktası bunun üstündedir. Koy yerine x yerine 1 koy. Hocam burası kaç yapıyor? 3 yapıyor. Y dediğimiz 3 oldu. Gerçekten x'i 1, y'si de 3 oldu. Evet bunun üstündeki a 1'e 3'e eşit uzaklıktaki noktanın bir tanesi sağındadır. Bir tanesi de solundadır. Bizden iki kök 5 birim uzunluğu diyor ya. E o zaman birbirine eşit. E o zaman ben ben buradaki nokta şuraya A virgül B diyecek olursam. Buraya da C virgül D diyecek olursam. Benden ne isteniyor? Noktaların apsileri toplamı isteniyor. Yani A artı C eşittir nedir diye soruluyor. İşte şekil yorumlamak aşırı derecede önemli. Şekli yorumlarken hocam uzaklıktan gidemeyeceğim belli. Şu iki nokta arasındaki uzaklık iki kök 5'e eşit. Buradan iki bilinmeyen gelecek. Buradaki iki nokta arasındaki uzaklıktan da yine iki bilinmeyen denklem gelecek. Aa hocam iki bilinmeyen iki denklem. <laughs> Ama yok. Buradan farklı iki bilinmeyen geliyor. A B yani burada şey oluyor. Hatta A, B'ye de yazmayabiliriz. X yerine A yazdığımızda Y'si kaç yapıyor? Hocam X yerine A yazdığımızda burası 2A artı 1 yapıyor. A'ya 2A artı 1 yapıyor. Şuraya da C yazdığımızda C'ye 2C ye artı D artı 1 yapıyor burası. Sonra bu iki nokta arasındaki uzaklıktan bir denklem. Bu iki nokta arasındaki uzaklıktan bir denklem. Sonra belki de şu iki nokta arasındaki uzaklıktan bir denklem elde edebiliriz ama iki bilinmeyen iki denklem geleceği için oradan belki çözüme ulaşabiliriz. Ama bir soruya şöyle bir bakalım kardeş. Yorumlayalım. 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 Ben Benden ne isteniyor? A artı C isteniyor. Burada ne buldum? Hocam eşit noktalar buldum. A aslında kolay bir soru. Bu orta nokta olmadı mı? Evet. Şimdi bu orta noktadan dolayı hocam apsiler toplamının yarısı, ordinatlar toplamının da yarısı bunlara eşit olmayacak mı? Evet. Yani A artı C bölü 2 eşittir 1 olacak. B artı D bölü 2 de eşittir ne olacak? 3 olacak. A benden bu istenmiyor. A artı C isteniyor. Direkt A artı C'yi böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. İşte o yüzden şekli çizip şekli yorumlamak basit bir şekilde şekli çizip basit basit bir şekilde şekli yorumlamak aşırı derecede önemli. A burada yoğunlaşacağın yerde sorunun çözümünü de bazen şey yapabiliyor. Hani verilen bilgileri kullanmak dediğimiz şey var ya yine aynı şekilde kullanmaya devam edeceksin. Sen eğer uzunluktan gitmiş olursan yine sonuca ulaşırsın. A burada buradaki C yazınca buraya 2C artı 1 yazmak. Buraya A yazınca buraya 2A artı 1 yazmak. En azından bilinmeyen sayısını 2'ye düşürmek. Sonra iki nokta arasında uzaklıktan bir denklem. Buradaki iki nokta arasında uzaklıktan bir denklem deyince sorunun çok uzun olacağı belli ya. Daha öncelerinde de zaten biz böyle şeyler hep yaptık. Özellikle dik üçgen sorularında. Ya soru uzun çıkıyorsa vardır burada bir kolay bir yol deyip öyle yola çıkıyorduk. E madem uzatlığa baktık. Zor çıkıyor. Ne yapalım? E hocam bunlar birbirine eşit. A bu iki noktanın orta noktası oldu. A deyip o kazanımı kullanınca bak A artı C'ye de güzel bir şekilde ulaştık. Gerçekten hoş bir soru. Aslında zor bir soru değil. Kesinlikle zor bir soru değil. Hani şeye göre bakış açına göre diyeceğim ama bakış açına göre değil. Kullandığın kazanıma göre aslında kolay bir bir soru. Gelelim örnek 17'ye. Aslında örnek 17 gibi sorular çember analitiğinde de sorulabilir şöyle baktığınız zaman aslında ama ya bu çember analitiği sorusu değil kardeşim. Bence ne sorusu? Ee, direkt doğru denklemi sorusu. Soruyu okuyalım. Dik koordinat düzleminde x eksenini 4'e 0 noktasında teğet olan bir çember verilmiş. Evet burası 4'e 0 noktasında teğet olan bir çember verilmiş ve bu çemberi iki eş parçaya ayıran bir doğru verilmiş. Arkadaş bir çemberi iki eş parçaya ayıran bir doğru nedir? Hocam tam merkezden geçer. Çaptan geçer. Bir çemberi Şöyle kesersen bunlar farklı farklı olur. Tam iki eş parçaya ayırmak için ne yapmam lazım? Tam iki eş parçaya ayırmam için merkezden geçen bir doğru. İşte bu olabilir ya da merkezden geçen bu doğru olabilir. Sonuçta bunun merkezden geçtiğini soru kökünden anlayabiliyor. İki eş parçaya ayırmasından dolayı. E şimdi bize şekildeki çemberin çevresi nedir diye soruluyor. Şekildeki çemberin çevresini bulmam için benim neyi bulmam lazım? Yarı çapını bulmam lazım. E çembersel özellikleri kullanacağız yine. Merkez varsa, teğet varsa çek dik değil mi? Evet hemen şöyle bir dik çizelim. Şu diki çizin arkadaşım. Büyük ihtimalle şuradaki yarı çap uzunluğuna ulaşacağız. Şimdi şuraya gelelim. Şuraya gelelim. Buradaki noktanın hapsini 4 değil mi? 4. Şöyle geldiğimiz zaman. Çünkü burayı 4'e 0 noktası verilmiş. E hocam şöyle baktığınız zaman ordinatları R değil mi? Evet R oldu. Ana ne oldu burada? Çaktırmadan şekil üzerinde sözel bir soruyu şekle dökmüş sadece. Hocam şöyle bir doğru var ve ben burayı 4'e R noktası buldum. Bu noktada nerede? Doğru üstünde. Bir nokta doğru üstündeyse zaten doğrunun tanımı neydi? E, noktaların kendi arası oluşturduğu bağıntıydı. Yani burası aslında genelleyecek olursak x virgül y noktalarıdır. İşte bu nokta bu doğrunun üstündeyse ne yapar? Denklemi sağlar. x yerine 4 yazacağız. y yerine de r yazacağız. x yerine 4 yazınca hocam 4 artı y yerine de r yazınca 2r eksi 10 eşit sıfırdan. Buradan 2r eşittir. 6 gelir ve r'yi de 3 buluruz. Arkadaş r'yi böylelikle 3 bulduk. Geldim buraya 3'ü yazdım. Şimdi bizden çemberin çevresi isteniyor. O da 2 pi r. Yani 2 pi 3 yapar. Cevap da böylelikle 6 pi yapar dostlar. Ya çember analitiği sorusu mu? Değil bence. Sadece ve sadece merkezdeye çektik. Çembersel özelliği kullandık burada. Ama çember analitiğinde de sorabilirler. Ama çember analitiğindeki çoğu soruda zaten analitik bilgisi ve çember bilgisiyle çıkıyor bilginize. Evet geldik şu soruya. Oradaki mouse orada kalmış. Kusura bakmayın ya. Geldik şuraya sizi belki küçücük şeyler sizi bazen rahatsız ediyor ya. Bu da belki rahatsız etmiştir. Kusura bakma. Dik koordinat düzleminde. yani bir işi yaparken böyle çok mükemmelliyetçi bir şekilde yapmaya çalışıyorum ya. Orada küçücük bir nokta bile seni rahatsız etti diye üzüldüm vallahi şimdi. Pardon. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki ABCD paralel kenarın C köşesi X ekseni üzerinde olup paralel kenarın iki kenarı Y eksenine paraleldir. Evet bir tane şurada X ekseni üzerinde bir nokta verilmiş ve başkana verilmiş burada. Şunlar da Y eksenine paralel olarak verilmiş. Madem Y eksenine paralel ben buradaki paralelliği kullanacağım. Eksenler dik kesişiyor. Kesişiyor kes, ya. Burası da 90 derece olur. 1'e 4 noktası verilmiş. Tam buradan çizilen dik. O zaman hocam burayı yapar. E buradaki şöyle gelecek olursak burası da 4 olacağından şuradaki uzunlukta kaç olacaktır? 4 olacak. E sonra ne yapacağız burada? Şimdi CD doğrusunun denklemini vermiş bize. Tamam. Güzel. O zaman ben şuraya bir A dersem o zaman burası da A artı 4 mu olacak? Paraya tanımını kullanıyorum. A dersem A artı 4 olacak burası. Şimdi CD doğrusunun denklemi bu verilmiş. Hmm. CD üzerinde bir nokta var mı? Şöyle. A arkadaş. CD doğrusunun denklemi bu verilmiş. Şimdi şekil çizildiğinde CD doğrusunun denklemini kullanmaya çalışacağım. Ben bu CD doğrusunun denklemini nasıl kullanabilirim? Şu şekilde farklı farklı şeyler düşünebilirsiniz. Hocam burada tam böyle x eksenini kestiği yer var. Aslında bu bir işaret. Soru kendisi kopya veriyor. O zaman x eksenini kestiği yeri bulayım dersiniz belki. x eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapacaksınız? Hocam burası x'e 0 gibi bir nokta ya y'sinin 0 olması lazım. O zaman x artı 3y art eşittir 7 eşittir 7 de y ye yerine 0 yazdığımızda x'i kaç buluruz? 7 buluruz. Yani burası 7 yaptı arkadaş. 7 7. 7'ye 0 noktası yaptı. O zaman 7'ye 0 noktası Şurası 1 ise tamamı da 7 olacak ya. Buraya kaç kaldı o zaman? 6 mı kaldı? Evet 6 kaldı. E, sonra başka ne kullanmalıyım ben burada? Şimdi paralel kenarın alanı nedir diye soruluyor. Paralel kenarın alanını bulmam için ne yapmam lazım? O zaman arkadaş buradaki A'yı bulmam lazım. Şimdi A'yı bulmak için de ne yapacağım? Aslında farklı yollarımız var. Dikkat! Farklı şekilde göstereceğim. İki farklı şekilde göstereceğim. Çünkü senin yorumlama gücün e, sana kalmış bir şey. Mesela sen D noktasına dikkat edersen eğer. Hocam D noktasını ne? 1'e A. Çünkü bir birim sağda a birim yukarıda. A 1'e a da bu doğru üstünde değil mi? Evet. O zaman bir a'yı denklemde yerine yazarız. x artı 3y eşittir 7 ya. x yerine 1 y yerine a yazarsam eşittir 7'den. 3a eşittir 6'dan. a'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. a'yı 2 bulmanın bir tane yolu bu. İkinci yolu da nedir? İkinci yolu da bak birinci yolu bu. Birinci yolu. İkinci yolu da nedir? a'yı 2 bulmanın ikinci yolu. Hocam şurada bir dik üçgen var. x eksenine yaptığı açı var. x eksenine yaptığı açı deyince aklımıza ne gelir? Eğim gelir. Eğim eşit eşittir. Sola yatık bu. Dikkat et. Sola yatık bir doğruda eğim negatiftir. Şurada kaçıya alınca. Yani direkt eksi tanjant alfaya eşittir. Evet eğim nedir arkadaşlar burada? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı değil miydi? Eksi 1 bölü 3'e eşit olmak zorunda. O zaman eğim eksi 1 bölü 3 ise e, direkt buradan neye eşit olacaktır? Tanjant alfa a bölü 6'ya eşit değil mi aynı zamanda? Evet a bölü 6'ya eşit. Ama burada eksi tanjant alfa eksi 1 bölü 3'e eşit ya. O zaman tanjant alfayı biz buradan ne bulduk? Tanjant alfayı 1 bölü 3 bulduk bulduk. Tanca alfa aynı zamanda neye eşit? 2 bölü yok pardon. A bölü 6'ya eşit. A'yı da buradan ne buluruz? 2 olarak buluruz. İşte bu da ikinci yol. Yani bakış açına kalmış bir şey bu. A'yı 2 bulmanın da ikinci yolu bu şekilde dostum. İstersen buradaki noktaya odaklanıp hocam 1'e A noktası deyip denklemde yerine yazarsın. İstersen dik üçgen var burada. X eksenine yaptığı açı var. Bak eğim her yerde de karşımıza çıkabiliyor. Eğim dediğimiz eksi tanjant alfadır. Eksi tanjant alfa. Bu doğru da direkt verilmiş. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı deyip A'yı da bu şekilde iki de bulduk. Tamam 2 yolunu da bulduk. E şimdi geri kalanı basit kardeşim. Bizden ne isteniyor? Paraya kenarının alanı isteniyor. Alan dediğimiz şey. Hocam taban kaç yaptı? 5 yaptı. Yükseklik kaç yaptı? Altı yaptı. O zaman alan dediğimiz şeyde ne eşit işte olacaktır burası? Ay yazamadım pardon. Alan dediğimiz şey taban 6 yükseklikte. Yükseklik de 6. Evet yükseklikte altı. Niye buraya 5 yazdım ben ya? 4 burada 2 burada taban altı yapıyor. Taban altı. yükseklikte 6. 6 çarpı 6'dan cevap ne olacaktır? 36 olacak. Evet, video uzuyor ama bunu bir konu anlatımı olarak düşün. Ben sana bir bakış açısı vermiyorum. Birden fazla bakış açısı veriyorum. O yüzden bunlar önemli. Nerede, ne zaman, nasıl davranacaksın sana göre şekilleniyor. Ben sana verilen bilgileri nasıl kullanabileceğini gösteriyorum. Bunlar da önemli. Yoksa hocam işte burada hemen eğimden yapayım deyip şunu yapıp ondan sonra alanda rahat bir şekilde de bulabilirdim. Ya da şunu yapıp alanda rahat bir şekilde bulabilirdim. Ben sana konu anlatırken her şeyi göstermek zorundayım. Yani senin düşünce yapana da inmek zorundayım ki inmeye de çalışıyoruz. 19'a geldik. K eleman reel sayı, pozitif reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde x eksi y eşittir k doğrusu ile orijinden geçen d1 ve d2 doğrularının sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgendir. Şimdi ÖSYM'nin sorduğu sorunun bir benzeri. Bak dikkat. Genelde de analitikte zaten bize ÖSYM'nin sorduğu sorular zorluyor. O yüzden bu sorulara lütfen dikkat edelim. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaş burada ne verilmiş bize? x eksi y eşittir k doğrusu bir de orijinden geçen bir d bir 1 D2 doğrusundan bahsediyor. Özel bir durum var mı? Var. O zaman şekli çizeceğiz kardeşim. Hemen şekle odaklanalım. Arkadaş şekli çiziyorum şöyle. X eksenini çizdim. Y eksenini çizdim. Şimdi e, şekli çizeceksek o zaman bunun da şeklini çizmeliyim. E, bu grafiği nasıl çiziliyordu? Arkadaş bir X yerine 0 yazalım. X yerine ben 0 yazdığımda o zaman 0 eksi Y eşittir K olduğundan Y'yi kaç buluruz? Eksi K buluruz. K da pozitif reel sayıydı ya. O zaman eksi K negatif olmak zorunda. Y'si eksi K olacak. Geldim buraya. Eksi K'yı şekilde gösterdim. Sonra y yerine 0 yazdığımda ne olacak? X eksi 0 eşittir k oldu. O zaman x k olacak. K pozitif bir sayıydı. O zaman k da burada mı olacak arkadaşım? Evet, k da bu şekilde olmak zorunda. Eksi k ya k noktasını buldum. O zaman bu iki noktadan geçen doğrumuz aha da bu şekilde değil midir kardeş? Evet, bu şekilde. Hemen şöyle çizdik şekli. Evet, bu doğru ile orijinden geçen d1 d2 doğrularının sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgenmiş. Şimdi öyle bir orijinden geçen doğru çizeceğim ki ben hocam bir eşkenar üçgen oluşturacağım. Bir kere ben şöyle bir şey çizemem orijinden geçen bir doğruda eşkenar üçgen oluşturmak için niye? Çünkü burası k birim, şurası da k birim. Arkadaş, bu bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. 45, 45 burası. Şimdi ser orijinden geçen bir doğruyu şu şekilde çizersen, hocam bu açıyla bu açının toplamı zaten 45. Ben bu açıyı ne elde etmek istiyorum? Hani bu orijinden geçen doğruyla bu kırmızı doğru arasındaki açıyı 60 derece elde etmek istiyorum. O yüzden 60 derece elde etmek istiyorsam orijinden geçen bir doğru mutlaka bu üçgenin içinden geçmek zorunda. Yani şöyle böyle olmak zorunda. Hemen düzgün bir şekilde daha da düzgün bir şekilde diyeyim. Şu şekilde olmak zorunda. Bak bu şekilde çizersem 45'ten büyük oluyor arasındaki açı. E öbür doğrumuz nasıl olacak o zaman? eşken üçgen oluşturmaya çalışıyorum ya. Öbür doğrumuzda aha da bu şekilde olmak zorunda mı? Orijinden geçen ikinci doğruda evet eşkenar üçgen oluşturmak istiyorsam 60 burası, 60 burası. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi bunu da çizdik. Bak D1 ve D2 sınırladığı kapalı bölge bir eşkenler üçgendir. Evet orijinden geçen. Bu doğru tekrar bakıyoruz. Bu doğru orijinden geçen bu doğru ve bu doğru bir eşkenar üçgen sınırı içerisindeymiş. Bu eşkenar üçgen alanı 48 köküçmüş. Yani a kare köküç bölü 4 48 köküç ise şunlar şunlar gitti. O zaman buradan a kareyi kaç bulduk? Bu 16 çarpı 3 48 bir de 4 ile çarptım. Kare kökünü alınca kök içinde 16 çarpı 3 çarpı 4 yaptı. O zaman a'yı da buradan bu 4 diye bu da 2 diye 4 kere 2 8, 8 yapar. 8 köküç diye bulur muyuz? Buluruz. Yani bir kenar 8 köküç oldu. Buna göre k kaçtır diye soruluyor. Şuraya gel. Eşkenar üçgenmiş bak bu. Bu eşkenar üçgende bir kenarı ne buldum? 8 kök3 buldum. Şimdi bizden de K istediyor. E buradan sonrasında ne yapabiliriz? Şimdi burası 8 köküçse arkadaş eşkenar üçgen e bir yükseklik çizelim. Hop şöyle bir yükseklik çizecek olursam. Hocam burası 4 köküç 4 köküç yaptı. Sonra 30 60 90 gen çıktı burada. 30 60 90 gen de 30'un karşısı ne burada? 4 köküçse 60'ın e karşısı ne olacaktır? Hocam 4 köküçün köküç katı. Yani 12 yapacaktır burası. Hemen buraya 12'yi yazdım. Aa hocam şurada da bir ikizkenar dik üçgen var. 45 o zaman burası da 45. 45-45 45 90 burası 12 burası da 12 olur. 12 12 iken burası da 12 kökü olur mu? Olur. K dediğimiz yerde zaten burası. Dolayısıyla K'yı buradan ne buluruz? 12 kökü olarak bulur muyuz dostlar? Buluruz. Ama öncesinde bize şekli çizdirtti ve aslında güzel bir soru. ÖSYM gerçekten hoş bir soru yazmış. Ama bak genelde nokta analitiğinde analitik düzlem çiziyoruz ama doğru analitiğinde de böyle özel durumlarla karşılaştığımız zaman yine 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 analitik düzlem çizmeyi ihmal etmeyeceğiz. Şekil çizeceğimiz için buradaki x eksi y eşit k doğrusunun da grafiğini çizmek zorunda kaldık. E, şekil varsa o grafiği de çizeceğiz mecburuz. Çizdik ve soruyu güzel bir şekilde yorumladık. Şimdi geldik örnek 20'ye. Dik bu da bak ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun benzeri. Bu da çok güzel bir soru. O yüzden bir bak bakayım bana. Lütfen bu soruyu sen kendin şöyle bir çözmeye çalışır mısın? Lütfen şu soruyu kendin bir çöz. Sıkıştın mı? Sıkıştığın zaman ne yapacaksın burada? Analitik düzlemin hangi bölgesindedir diye soruluyor. Ha, özel bir durum var analitik düzlemin bölgesi sorulduğu için analitik düzlem çizmek zorundasın. Analitik düzlem çizip öyle yap. Zaten normal klasik bir şekilde soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şey çizdin soru çıkmıyorsa o zaman kesinlikle analitik düzlemi çizmeni de tavsiye ediyoruz zaten. Hadi ellerinden öper bir soru. Bu soru sana ait. Çünkü bu soru seni geliştirecek. Ben şimdi çözüme başlıyorum. Şimdi dik koordinat düzleminde şöyle bir doğru verilmiş. X artı 2'ye artı 4 eşit 0 doğrusu üzerinde seçilen K ve L noktalar arasındaki uzaklık 5 birimdir. K L doğru parçasının orta noktası eksi 2'ye 1 olduğuna göre K ve L noktaları analitik düzlemin hangi bölgesi dedi. Bir kere dedik ya analitik düzlem çizeceğiz çünkü bölge soruluyor bize. Şimdi madem analitik düzlem çizdik o zaman ben bu doğrunun da grafiğini çizmek zorundayım. Grafiğini çizmek için ne yapacağım? Hocam x yerine bir 0 yazayım. x yerine 0 yazdığım zaman ne geliyor? Hocam 0 artı 2y artı 2y eşittir 0 olduğundan dolayı 2y 2y artı 4 eşit 0 olacak pardon. 2y artı 4 eşit 0 olduğundan 2y eşittir eksi 4'ten y'yi eksi 2 ye eşitir, y buluruz. Evet y eksi 2 olacak. Hemen eksi 2'yi burada belirleyeyim. Şöyle 2 eşitliği Sonra y yerine 0 yazarsam y yerine 0 yazdığımda da x artı 0 artı 4 eşit 0'dan o zaman x'i de buradan ne buluruz? 4 olarak buluruz. x'i de 4 buldum kardeşim. Şöyle x 4'ü buldum. Ve hemen şöyle yapayım Grafiğe grafiği çizdim. Grafiği çizince bir de eksi ikiye bir noktası var burada arkadaşlar. Şimdi ben buradan K ve L noktası seçeceğim. Bu doğru üstünden K ve L noktası seçeceğim. K ve L noktalar antik düzlemin yani hangi bölgelerindedir diye soruyor. Bilmiyorum. Şöyle de olabilir. Ya da böyle de olabilir arkadaşlar. Yani şu biri burada biri burada da olabilir. Bilmiyorum. Şimdi K ve L doğru, doğru, doğru parçasının orta noktası eksi ikiye eksi bir noktası. Şimdi buradan K atıyorum. Buradan da L seçtiğin orta noktası yine bu doğru üstünde olacak ya. O zaman bu doğru üstündedir eksi ikiye eksi bir noktası. Zaten Eksi 2 eksi 1'i koy bakayım buraya. Eksi 2 eksi 1 koyunca burası da eksi 2. A eksi 4 yaptı götürdü. Eşi 0 denklem üzerinde. Oldu mu oldu. Eksi 2 eksi 1'i yazalım denklem üzerinde olduğunu da gösterin. Hocam eksi 2 noktası burası. Bak şimdi eksi 2 noktası burası. Eksi 1 noktası da burası. Eksi 2'ye eksi 1 işte tam olarak burada oldu. Hmm. Şimdi ben öyle bir nokta seçeceğim ki orta noktası burası. Aa bu arada şuna dikkat eder misin? Hocam 2 birim 2 birim 1 bir birim 1 bir bir birim. Orta tabanlar çıktı. O zaman dolayısıyla şunlar da birbirine eşit oldu mu? oldu. Şimdi öyle bir K ve L noktası seçeceğim ki şuradaki nokta orta nokta olacak. Hocam ben birini burada seçebilirim birini burada seçebilirim. Doğru. Çok mantıklı. Süper. Ama birini burada seçip birini burada da seçebilirim. Yani noktalarımız 3. bölgede de olabilir. Kaçıncı bölgede de olabilir? Hocam 3 ve dördüncü bölgede de olabilir. Ya da biri burada biri burada olabilir mi? Olmaz. Çünkü tam orta nokta olacak. Buradan şu şekilde çift çizgi artı çizgi şeklinde gittiysen burada da çift çizgi artı çizgi şeklinde gitmek zorundasın. Yani bu nokta buraya düşer. Yani iki durum var. Ya bura Burada da olacak böyle ya da burada olacak böyle. Ya üçüncü bölgede her ikisi de K'da üçüncü bölgede L'de 3 bölgede ya da iki ve dördüncü bölgede diyeceğiz K ve L noktada. E sıkıntı yaşadık. Ne yapacağız? Bize verilen bilgiye odaklanacağız. Ne verilmişti bize? Hocam K ve L noktaları arasındaki uzaklık 5 birim. Ben neyi bulabiliyorum? Ya şuradaki iki nokta arasındaki uzaktan ben burayı bulabilirim aslında ama şurası kaç birim? 2 birim. Burası dört birim. E, Pisagor varken buraların iki kök beş olduğu yani kök beşe kök beş olduğu belli. Ha, şimdi olabilmiş. Bitiyor. K ve L arasındaki uzaklık kaç olacak? 5 birim olacak arkadaş. K ve L arasındaki uzaklık 5 birim olacak. Şimdi şurası kaç? 2 kök 5. Bak 5 2 kök 5'ten nedir karesini aldı. 25 karesini aldı. 20 büyük oldu. Hmm. O zaman bu noktalarım K ve L noktaları burada olamaz. K ve L noktası burada alırsam şurası 5 birim olmak zorunda olacak. Ama 2 5 2 kök 5'ten büyük olmak zorunda. O yüzden K ve L noktaları kesinlikle ama kesinlikle nerede olmak zorunda? zorunda. Biri buradayken biri burada olmak zorunda. Çünkü burasının 5 birim olması lazım. Çünkü 2 kök 5'ten büyük olması lazım. Dedik ya şimdi yorum yaptık ya bir daha söyleyelim. Yani bu K ve L ya burada olacak ama burada olursa burası 5 olamaz. Çünkü 5 2 kök 5'ten daha büyük olmak zorunda. O yüzden K ve L noktaları burada olursa 2 kök 5'ten büyük olmuş oluyor 5. O zaman buradaki K ve L noktaları analitik düzlemin kaçıncı bölgesinde? K ve L kaçıncı bölgesinde oldu arkadaşım? Atıyorum K ikinci bölgede ise L de kaçıncı bölgede dördüncü bölgede olacak dostum. Tam tersi de olabilir tabii ki. L ikinci bölgede ise e, K'da K da dördüncü bölgede olabilir. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Yine analitik düzlem çizdirmeli bir soru. Ama bak şöyle baktığımız zaman zor bir soru bir gibi gözüküyor ama şurayı çalıştırdığımız zaman ki analitikte de şurayı çalıştırmayı öğrenin. Dik üçgenleri eski konuları yine kullanın. Sıkıştığınız zaman analitik düzlem çizin ki sizi genelde bak bilmiyorum daha hala alıştınız mı alışmadınız mı? E, bu nokta analitikindeki sorular sizi yıpratmış olabilir. Yıpratmak zorundaydım. ÖSYM e sormuş ve AYT'de seçici sorular soruyor. Zorlayın kardeşim. Hatta o noktanın analitindeki o sorulara bir daha bakın. Bak ne kadar kaliteli sorular şunlar. Bak şu soru şu soru. Yani gerçekten çok kaliteli sorular. Bu sorulara lütfen dikkat edin. Çok hoş sorular. Bu soruları anlatırken işte bak normalde bir buçuk sayfa yapıyoruz. İşte yarım saate yakın ya da yarım saat ya da yarım saatin bir tık üstünde bir konu anlatımı yapıyoruz burada. Yani yoksa ben burada kaç soru var burada? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tane soruyor ben sana aslında 15 dakikada anlatırım. Ama konu anlatımı olduğu için detayına girdik burada. O yüzden bu kadar süre oldu. Evet gençler gerçekten güzel sorulardı. Bu dikkat dediğimiz şeyi de bir sonraki derse bırakalım istersen. Eee o zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani dördüncü. Dördüncü dersimiz. Evet bugünün dördüncü dersinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.